Herkese selam arkadaşlar. Yine bir kutu açılışıyla karşınızdayım. Bu sefer kız kardeşimin almış olduğu bir ürünü ben de merak ediyordum. Videosunu sizin için eklemek istedim. Çünkü sosyal medyada arattığımızda buna dair çok fazla video olmadığını fark ettim. Özellikle sarımsak soymak için biz bunu aldık. Turşu kurarken, soslara hazırlarken biliyorsunuz ki sarımsak soymak çok uzun süren bir şey. Ve çok da kokulu bir şey. Bunun videosunu ben kendim sosyal medyada görmüştüm. Merak etmiştim. Kız kardeşim almış. Hemen sizinle bir kutu açılışı yaptık. İçindeki iki tane hazne çıkıyor. Zaten videoda da göreceksiniz. Motoru çıkıyor. Ve spatulası çıkıyor. Bıçakları çıkıyor. Haznelerin bir tanesi metal, bir tanesi cam. Gayet kullanışlı bir makina. Videoyu izlediğinizde göreceksiniz. Sadece kutu açılışı yapmadık burada. Sonrasında hem sarımsakları nasıl soyduğunu hem de nasıl doğradığını saniyeler içerisinde kolay bir şekilde bunu göstermek için kısa bir video çektim. Videomu beğenir, hesabımı takip alır ve güzel bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Evet, burada gördüğünüz gibi aksesuarları gözüküyor. İçinden ikili iki tane bıçak, bir cam fanus kapakları, plastik gözüken silikon altlıkları. Ayrıca bu şu anda görmüş olduğunuzda işte sarımsakları bununla soyuyoruz. Sarımsakları bütün olarak attık kabuklu bir şekilde. Makine kuruydu. Yani yaklaşık bir 10 saniye falan sürdü herhalde bunu yapması. Biz biraz sanki fazla yaptırdık. Biraz daha kısa tutup siz gidişatına göre karar verebilirsiniz. Çünkü sarımsakları biraz sulandırmış olduk fazla yaptığımız için. Buradaki videoyu özellikle hızlandırmadım ki gerçek bir sonucu burada görelim. Evet, şu anda deniyoruz. Gördüğünüz gibi birkaç kere bastım. Emin de olamıyoruz çünkü makineyi yeni kullandığımız için. Acaba ne kadar sürede tam sarımsaklar soyulur diye merak ederken dedik herhalde burada yeterli. Baktık havada uçuşuyor çünkü sarımsakların kabukları. Dedik çıkartalım bakalım. Evet, burada kapağı kaldırıyorum. Şu gördüğünüz aparatta silikon bir şey. Aslında düzenek gayet basit. Ama fiyat olarak da makine gayet uygun. Biz özellikle domates sosları, salça tarzı şeyler yaparken de bunun içinde bıçakları çok keskin. Onları doğramak için kullanacağız. Sarımsakları gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde ayırdı. Ve biz şu anda içinden temizleyerek sarımsakları aldık. Şimdi bu sarımsakları bir de nasıl doğradığını görelim. Yine o da saniyeler içerisinde olacak. Bakalım sizin için de yeterli mi? Merak edenler için ekliyorum bu videoyu. Umarım beğenirsiniz. Şimdi sarımsakları buzdolabında yağ içinde saklayabiliyorsunuz uzun süre veya buzluğa atabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Kore'de de belki görmüşsünüzdür videolarda. Sarımsak çok fazla tüketiliyor. Doğal antibiyotik sonuçta. Bunu bu şekilde tabii siz komple doldurabilirsiniz. Biz öyle makineyi açtık ve denemek için özellikle hemen kısa bir şekilde az bir sarımsakla makineyi yıkadıktan sonra kullandık. Burada görüyorsunuz yine bu videoyu hızlandırmadım. Çok kısa sürede hemen gayet minik minik doğradı. Ezmedi, püre yapmadı. Gayet güzel bir şekilde doğradı. Biz şimdi zeytinyağının içine bunu koyarak buzdolabında İster soslarımıza, ister yemeklerimize, ister salatalarımıza eklemek üzere buzdolabına kaldıracağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kendinize iyi bakın.